Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evde yapılacak en pratik ekmek tarifi, tereyağlı ekmek tarifi vereceğim sizler için. Muhteşem bir tarif oluyor. Pamuk gibi puf puf kabarıyor. Görüyorsunuz nar gibi kızardı. Ekmeğimizin hamur için kasemizi suyumuz alalım. Bir buçuk su bardağı ılık su. 4 yemek kaşığı sıvı yağ 1,5 paket maya 1 yemek kaşığı şeker karıştıralım. Unumuzu ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Öncelikle spatula ile birazcık karıştıralım. Daha sonra da elimizle yoğuralım. Hamurumuzu spatula ile toparladık. Şimdi de elimizle yoğuralım. Hamurumuz çok sert olmayacak, çok da akıcı bir hamur olmayacak, yumuşak olmayacak. Hamur için süt, süt de kullanabilirsiniz. Ben su kullandım. Görüyorsunuz yumuşaklığını. Üzerine kapatalım. Hamurumuz dinlensin. Hamurumuz mayalandı. Toplamda 20 dakika beklettik. Daha da vaktiniz varsa daha da bekletebilirsiniz. Ne kadar mayalanırsa o kadar güzel olur. Masamızı unladık. Hamurumuzu masamıza alalım. Hamurumuzun havasını alalım. Bu şekilde 1 dakika yoğuralım. Hamurumuzu rulo haline getirelim. Kesmesi daha kolay olur. Bezeyi ayırması. Yumurta büyüklüğünde bezeleri ayıralım. 9 tane eşit beze çıkaracağız. Yumurtadan biraz daha büyük olursa daha güzel ekmeklerimiz olur. Küçük olursa biraz daha küçük ekmeklerimiz olur. Bezelerimizi yuvarlayalım. Bezelerimizin pürüzsüz olması lazım. Düzgün olması lazım. Ne kadar düzgün güzel olursa ekmeklerimiz o kadar güzel olur. Elimizi una batıralım. Elimize yapışmasın. Bezelerimi hazırladım. Birazcık da masada yuvarladım. Gördüğünüz gibi. 9 tane bezeye çıkardım. Tepsime yağlı kağıt serdim. Bezelerimin altını una batıraraktan tepsime diziyorum. Araları açık olsun. Kabaracaklar için birbirlerine çok yapışmasın. Üzerine kapatalım. Dinlendirelim. Tepside de mayalanırsa daha güzel olur. Toplamda tepside 15 dakika mayalandırdım. Üzerine un serpiştiriyorum. Kullanmadığımız bir jiletle üzerine çizik atalım. İsterseniz keskin bir bıçakla da çizik atabilirsiniz. Çizik atarken üzerine çok bastırmayalım. Hava silmesin. Üzerlerine tereyağı koyuyoruz. Toplamda 100 gram tereyağı dilimleyerek üzerine koydum. Çok lezzet veriyor, çok da güzel oluyor. 200 derece fırında 25 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Fırında ekmek pişirirken altına bir kaseyle su koyalım. Tepsinin altına. Ekmeklerimiz daha güzel yumuşak olur. Suyun buharına pamuk gibi olur. Görüyorsunuz ekmeklerimizi. Pamuk gibi oldu. Fırından çıkaralı 10 dakika oldu. İlk sıcaklığı çıkarsa daha güzel olur. Ekmeklerimizi dilimleyelim. İçinin dokusuna bakalım. Görüyorsunuz pamuk gibi kabardı. Bu şekilde yapın. Dondurucuya koyun. Çıkarıp çıkarıp az az tüketin. Daha güzel olur. Doğal ekmek. Çok da lezzetli. İçerisinde katkı yok. İsterseniz tereyağı koymuyor da bilirsiniz. Ama çok da lezzet veriyor. Güzel oluyor. Ekmeğin yumuşaklığını görüyorsunuz. Pamuk gibi oldu. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.